Rahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ ve ala âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev esîrâ. Ulemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal rahimallahu iktesebe tayyiben ve enfaka kısten ve kaddeme fadla liyevmin fakrihi ve haceti sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhim salavat ve teslimatin ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şerif civarında metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şöyle münminat, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulha, şüvela, mü'minat, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Dünyan kelamı dünyaya kristahin. Sadrullah zine hamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Rahimallahu imra'an. İktesebe tayyiben ve enfaka kısten ve kaddeme fadlen liyevmi fakrihi ve haceti. Resul-i Müşteba Efendimiz buyuruyor ki temiz, helal kazanan ve ifrattan sakınarak, cimrilikten sakınarak itidalli üzere infak eden ve kaddeme fadlen fazlasını da liyevmi fakrihi ve haceti paranın, gümüşün, altının işe yaramadığı mahşer gününde günü için saklayan, infak eden, gönderen, hayır eden mümine Allah rahmet eylesin. Evet, mümin haram yollardan kazandıysa hesabını verecek. Allah faizi haram kılmış. Yalan söyleyerek, haram şeyler satarak para kazanma yolunu tıkamış, kabul etmiş. Öyle diyor Efendimiz de. Bu, Allah'ın bu emirlerine uyup da helal şeylerden ticaret yapmış, kazanmış. Bunu evliyse çoluk hanımına, çoluk çocuğuna meşru şekilde, cimri de değil, israf da değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Onlarla maruf üzere muaşeret edin. Zengin bir adam hanımını gecikonduda, çocuklarını gecikonduda oturtamaz. Kendi imkanına göre güzel evde oturtacak. Zengin bir adam çoluk çocuğunu, ailesini böyle çok fakir insanların kıt kanaat geçirenlerin giydiği elbiseler, yediği şeylerle yapamaz. Durumuna göre iyi yedirecek. İyi giydirecek. Evet, çoluk çocuğunu iyi okutacak, iyi yetiştirecek imkanına göre. Maruf bu. İfrattan kaçınacak. İfrattan yani israftan kaçınacak. Bir de cimri tarafı da, o da ifrattır. Orta yoldan gidecek böyle. Allah'ın emrettiği şekilde güzelce bakacak. Ve enfaka kısten, evet, itidalli hareket etmiş, ifrat tefritten kaçınmış. Bu adama Allah merhamet etsin ve kaddime fadlen fazlasını çoluk çocuğuna böyle harcamış, Allah'ın emrettiği böyle.
bir kimse çoluk çocuğunu geçindirmek için helaldan geçindireyim, onları el açtırmayayım maksadıyla helalından kazanmak için çoluk çocuğun geçimi için çalışsa, burcun evden çıksa, koştursa Allah yolunda sayılır. Çanakkale'de savaşan adam kimse, aynı bu da Allah yolunda olur ve böyle bir durumdayken Azrail canını alsa Allah yolunda ölmüş olur. Trafik kazası olsa, ölse Allah yolunda ölmüş olur. Helalinden kazanıp çoluk çocuğuna bakmak bu kadar önemli. Burada da Peygamberimiz ona dua ediyor. Allah ona merhamet etsin diyor. İki cihanda aziz etsin, mutlu etsin, her türlü sıkıntılardan kurtansın. Evet, fazlasını diyor, vakatta mı fazlan, diye mi fakrihi ve haceti, mahşer günü iki tarafına sarı sarı bakınacağı zamanlar olacak. Acaba yok, olsa da bir şey, şu gediği açığı çıkasam diye. Ama o gün yevme la yenfeu malun vela, evet, orada mal, altın, gümüş fayda vermiyor. İlla bir kalbin selim, selim kalp fayda veriyor. İşte o gün için fazlasını da böyle hayretmiş, fakir fukarayı giydirmiş, sadaka-i cariye yapmış, cami yapmış, hastane yapmış, okul yapmış. Böyle fazlasını da böyle harcayan kimselere Allah merhamet etsin, dileklerini, hayırlı dileklerini yerine getirsin. Şimdi hayırlı kazanç. Evet, bir kere faiz haram. Kur'an-ı Kerim'de ehallallahu'l beyya ve harrama'r riba. Evet, Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Net, açık. Efendimiz buyuruyor ki ben İsra gecesi, Miraç gecesi, ki bu 27. Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir peygambere, insana nasip olmayan bir şereftir. Ona mahsus Cenab-ı Hak onu Kabe-i Muazzama'nın içinde altın onun altından aldığı ve Burak'a bindirerek Mescid-i Aksa'ya getirdiği, orada bütün peygamberlere uyarak imam oldu. Ondan sonra da Miraç'a bindirerek Sidri Müntüha'ya kadar bütün sema kapılarına vardı. Kim? Kimdir o? Dur. Parola. Evet. Bu ben Cibril, bu Muhammed Resulullah. O peygamber geldi mi? Evet. Geç. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci semaya böyle. Ondan sonra Sidri Müntüha, yaratıkların ulaşabileceği son noktaya geldiğinde Cibril dedi ki benden bu kadar. Bundan sonrası senden başka kimse ileri gidemez. Cenab-ı Hakk'ı buluştular. O gün diyor, evet, cennet ve cehennem bana gösterildi. Efendimiz söylüyor. Ütitü, evet, leyleten üsriye bi ala kavmin. Ben o gün bu Miraç gecesi yürütüldüğünde, geceleyin gittiğimde öyle bir kavim gördüm ki, öyle bir kavim gördüm ki butunuhum kel buyut, karınları evler gibi. Kocaman. Evet. Butunuhum, karınları kel buyuti. Evet. Karınları evler gibi büyük. Çünkü faiz yiyorlar. Evet. Faiz yiyorlar. Evet. Ve diyor ki içinde de fihel hayyat. İçinde de yılanlar var. Karınları böyle evler gibi büyük faiz yiyenlerin. İçinde de yılanlar var. Evet. Tura min haricin butunihim. Karınların içinde bu yılanlar evler gibi büyük. Karınların içinde yılanlar da karınlarının dışından görülüyordu. Fekultu men haulai ya Cibril. Şunlar kim ya Cibril dedim. Kale haulai akiletur riba. Bunlar faiz yiyenlerdir dedi Cibril. Faiz yemek haramdır. Evet. Başka اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 10 وَلَا تَأْكُلُ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Evet, Bakara suresi. Yetimlerin mallarını yemiş. Garip, ölmüş. Müdafaacı kimsesi yok. O da çocuk, yetim. Fırsat eline geçmiş. Onu aldatıyor.
yanlış şekilde ellerinden zulmen, haksız yere malları kapatıyor, alıyor. Aha bunlar faziyenler, bunlardır. Evet, evet bunlardır. Evet, böyle yetimlerin mallarını yemeyin. Ondan sonra aranızda batıl yollarla, şimdi söyleyeceğiz batıl kazançlar ne olduğunu. Evet, gene Peygamberimiz buyurdu. Le'ana aleyhi aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, lakiler riba, evet, faiz yiyene lanet etmiştir. Evet, evet, başka? Evet, müvkülü, yedirene de, dikkat edin. Adam kendi yiyor, ailesine yediriyor, çoluk çocuğunu yediriyor. Kazandığı faiz parasından Müslümanlar çağırıyor, mevlid okutuyor, yemek veriyor, yediriyor bakın. Yiyene faiz kazanıp da kendisi kazanana Allah Resulü lanet etti. Bu faizi de başka Müslümanları yedirene lanet etti ve şahide. Ve de bu faiz muamelesine şahitlik oldu. Ne yapıyorsun sen ya? Sen Müslümansın, niye faiz işi yapıyorsun demedi. Orada Müslümanlar var, seyrettiler. Şahit oldular. Onları da lanet etti. Şimdi bu çok hassas bir konu. Bu konuları bilmemiz lazım. Şimdi bir cenaze vuku geliyor. Kader değişmez, her zaman söylüyoruz. Ömür bir saat erken alınmaz, bir saat geç bırakılmaz. اِذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ayet böyle. E şimdi kahraman askerlerimiz 7-6 metre karın, 10 metre karın üstünde bizi bekliyorlar. Burada vaaz edelim, namaz kılalım diye, rahat edelim diye. Vatan hainleriyle çarpışıyorlar, şehit oluyorlar. Evet, acı büyüktür. Parçan senin, anan babansın, pasasın. Kader değişmez, sen Müslümansın. Evet, orada ölmese o saatte yine ölecekti o. Evet, meyhanede de ölebilirdi, Allah korusun. Kerhanede de olabilirdi. Şurada da, burada da, kötü bir şeyde de ölebilirdi. Orada şehit oldu. Evet, zordur tabii. Ağlamak yasak değil ama sesli ağlamak lanet sebebidir. Nara atmak lanet sebebidir. Cenaze vukuunda herkes tefekkür eder. Bir gün ben de bu duruma düşeceğim. Azrail canımı alacak, öleceğim. Allah bana hayırlı son versin diye hesap kitap yeridir. Ama şimdi bazısı bilmediği için Allahu Ekber, Allahu Ekber orada yok arkadaş. Orada yok. Evet. Mesela hutbe okunurken dinlemek farz cuma günü. Adam konuşuyor burada. Alo nasılsın filan. Sen de sus. Karışmak yok arkadaş. Hutbe dinleyeceksin. Karışmayacaksın. Çıktıktan sonra söyleyeceksin. Hani iyi yapayım diye söylüyorsun ama kanuna aykırı. Kuralı böyle. Sus konuşma demeyeceksin. Sus diyen de kaybetti diyor Peygamberimiz. Mesela böyle kuralları aykırı şeyler. Evet. Orada yeri geldiği zaman susmasını bileceksin. Cenaze menasiminde de şimdi onu söyleyeceğiz. Bir dakika hanımefendi, beyefendi. Acın büyük. Tamam da Peygamberimiz yasak etmiş. Böyle çırpınmayı, yırtınmayı, nara atmayı, ses çıkarmayı. Sessiz gemi diyor Yahya Kemal Beyatlı merhum. Bizim şair, mümin, Müslüman şairimiz. Cenaze namazına her mümin gidecek. Ne kadar çok mümin namazını kılarsa ölen adama o kadar fayda var. Çok yararı var. Sana da var. Cenaze namazına katılırsan bir Uhud dağı kadar sevap alacaksın. İşin yok da tefnine katılırsan iki Uhud dağı kadar sevap alacaksın. Eğer ölen adam salih bir kişi ise ona ikram olarak cenazemi kılanların hepsinin günahı siliniyor. Böyle müjdeler var. Evet, gideceksin. Ama kalabalık olacak işte. Sessiz gemi. Yani deniz gibi kalabalık insan. Orta tarafında da başlarının üstünde taşıyorlar. Gemi gibi. Ona diyor Yahya Kemal. Sessiz gemi dikkat eder misin? Adam kuralı biliyor. Ama şimdi Allahu Ekber Allah. Sus. Sus. Ne konuşuyorsun?
kuralı bilmiyor. Maalesef orada hoca da dikeliyor. Sus hanımefendi, beyefendi demiyor. Zamane hocası ya. Bu peygamberin kanunu. Bunu ben icat etmiyorum. Bakın hadis okuyorum. Kitaplarda böyle yazıyor. Ne oluyor yahu bize? Peygamberden daha mı akıllıyız yahu? Ne biçim iş bu yani? İyi yaparım derken gazete göz çıkarıyoruz. Cenazeme geldin diyorum. Bak ama niye bağırıyorsun? Neden taputu vuruyorsun? Niye öldün? Niye öldün? Niye öldün? Sıkıysa ölme hadi sen. Hadi bakalım. Sen buna inanır da mısın? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulü vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerhi. Her şeyi Allah'tan dedin. İnandın. Niye itiraz ediyorsun? O yönden lanetli. Evet. Faiziyene lanet ediyor. Yedirene lanet ediyor. Yetimler malına zulmen yenilere böyle lanet diyor. Şahitlik yapana dedik ya, oradan çıktı iş. Evet, şimdi dedikodu yapıyor iki kişi. Duydun mu bizim komşunun oğlu kızı şöyle yapmış? Sus diyeceğiz. Sus. Sus kardeşim. Böyle demedin mi? Sen de o gıybete ortaksın. Evet, şahit oluyorsun. Bir dakika kardeşim. Ben buraya gıybet etmeye gelmedim. Bir adamın yüzüne söyleyemeyeceğin lafı başkasına yapmak, o yokken gıybet budur. Vela yağta ba'dukum ba'da. Biriniz diğerinizin gıybetini yapmasın. Siz ölmüş kokmuş leş yemek ister misiniz? Ya Kur'an'da böyle söylüyor. Sen de bu Kur'an'a inanmış adamsın. Bir dakika kardeşim, demedin. Katılmadın ama dinledin. Sen de ortaksın. Evet, bu cenazede bir dakika hanımefendi, beyefendi. Bu cenaze şeyinde böyle bağırmak, çağırmak, tamam ağlana yaran büyük bir şey demiyoruz ama bağırıp çağırmak lanet sebebiymiş. Lütfen dinlemiyorsa kim bunun kocası, kardeşi, götürün şunu diyeceksin. Götürmediler. Sen kimsin? Çekip gideceksin. Cenaze namazını kılmayacaksın. Lanet doluyorsun çünkü. İyi yapayım derken kaybediyorsun. Ama bunu söyledin, yapmadıysa git. Yok söyledin, götürdüler. Hepsini kazanıyorsun. Böyle kötülükleri böyle müdahale edebileceksin, edeceksin. Sus, şahitlik ediyorsun, susuyorsun. Sen de ortaksın. Aynen öyle diyor bak. Faiz muamelesi yapmışlar. Sen de oradasın. Kardeş, bu haram ya. Demedin. Sen de faiz yemiş gibisin. Öyle diyor peygamber. Aynen okuyoruz yani. Oradan çıktı bu iş. Evet. Bunu yazan ve mükilü yediren ve şahit olan, orada olan ses çıkarmamış. Bırak şunu dememiş. Evet. Ve katibi, yazan, işi muamele yapan, o da evet evet, bu peygamberin sözüdür. Onun için bir Müslüman bunları bilecek. Ona göre bütün müminler kardeş olduğuna göre, bir dakika kardeşim, dur, bağırma, çağırma, bu işi yapma, bu haram diyemiyorsan o zaman içinden buğz edeceksin. Kanun izin vermiyor, karışamıyorsun. İçinden ah, imkan olsa ben seni benzetirim diye infial duyacaksın böyle. Olur, acısı büyük kardeşim, ne yapsın ya? Tasvip ederseniz siz de o suça ortalasınız. Aha böyle diyor bak peygamberin hadisini aktarıyorum size. Ses çıkarmıyorsanız siz de ortaksınız diyor. Siz de ortaksınız. Kalben hiç olmasa buğz edeceksin. Ah, imkanım olsa ben seni benzetirim. Böyle ya, olur ya kardeşim ya falan. Uygun görmeyeceksin. Peygamberin uygun görmediğini koymayın. Şimdi helaldan kazanıp çoluk çocuğunu yediren, fazlasını harcayana Allah rahmet ettiği. Helaldan kazanmak. Evet. Helal mallar alıp satacaksınız. Helal. Domuz eti satamazsınız. Eşek eti satamazsınız. At eti satamazsınız. Dinimizde bunlar yasak kılınmış. Evet. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Midye satamazsınız. İstiridye satamazsınız. Evet, bir Müslümana midye, istiridye satamazsınız Hanefi mezhebinde olana.
yenmez. Balık cinsi yenir. Köpek balığı satamazsınız. Büyük canavar, balina malina satamazsınız. Balıkçısın, Müslümansın, Ali'sin, Hasan'sın. Satamazsın kardeşim. Ama bunları gavurlara ihraç et, tamam, eyvallah, bir şey demiyorum. Ama Müslümanlara satarsanız kazancınız haramdır. Hani temizinden, helalinden kazanana Allah merhamet etsin dedi ya. Evet, böyle satarken vade farkı, şunu satıyorsunuz, şu saat kaç para? Bu 40 lira. İyi ama ben bunu ay sonunda vereceğim. Ha, o zaman 50 lira olur. Haramdır kardeşim. 50 lira de bu de. Ya bu kadar pahalı olur mu? 40'a düşür. Ama 40 iken 50 dedin mi, ay sonuna kadar zamanı 10 liraya satmış oluyorsunuz. Zaman da mal değildir. Parayla satılmaz. Karşılıksız paradır, faizdir. Peygamber nereden çıkıyor? Men ba'a bey'aten fi bey'aten felehu evkesühe ev riba. Böyle bir satışta iki satış yapar kimse, azını razı olacak, azını alacak, ama fazla koyarsa riba diyor. Buyurun. Peygamber hadisi efendim. Biz de onu duyuruyoruz şimdi. İlan yapıyor. Peşin şu, vadeli şu, 6 aylık şu, 1 senelik şu. Olmaz güzel kardeşim. İlan yapma. Gelen adam ne? Memur mu, işçi mi? Memur, işçi. Peşin alamayacak belli. Yokla ağzını. Arkadaş bu bizde 100 lira. Sen deli mi oluyorsun ya? Bu kadar pahalı olur mu? Kızma birader ya. Vallahi anlaşırız ya. Pazarlık sünnettir. %50'ye düş. Bir şey yok. Öyle dedi bak. Azını olabilir. Ama 50 dedikten sonra bir ay sonra o zaman 60 olur. Olmaz. Bir satışta iki satış faizdir diyor. Peygamberimiz söylüyor efendim. Şimdi bunu bilen yok. Herkes böyle peşin şu 6 aylık şu 7. Olmaz be Müslüman kardeşim. Ben de sana söylüyorum. Helal kazanacaksın. Böyle haram şeyler satmayacaksın. Güzel bakkal dükkanı açmış. Müslümanın ihtiyacını karşılıyor. Ne kadar iyi. Geceliğin anca misafir geliyor. Koşturuyorsun hemen. Hem parayı alıyorsun ama evde bir şey yok. Koşuyorsun. Ne güzel. Hizmet ediyor. Para kazansın. İhtiyacını karşılıyorsun. Ama ya işte biliyorsun yani ben bir akşamları bir kadar içiyorum. Yasak olmasına kanun diyor ki içki satış belli olacak, ruhsatla olacak. Ama bakkal dükkanı bilmem nereye koymuşlar meyveci masanın altına. Tamam abi, gazeteye sarıyor, al şunu şuradan kimse görmeden. Haram karıştırıyorsun güzel kardeşim. Şu su helal. Hadi çocuk işedi bunun üstüne. Afiyet olsun, içi lan hadi. Sidik var, içilir mi lan bu? Neden güzel kazancın içine sidik bulaştırdın, içilir mi lan? Allah'ın haramını neye katıyorsun onun arasına? Ali'ye Hasan'a söylüyorum, Müslüman'a söylüyorum. Yapma böyle. Hocam iş gibi vermezsen kimse gelmiyor. Başka sahalara gideceksin. Para kazanacağım diye yarın öbür dünyada dünyanı yakamazsın. Sen Müslümansın. Orada para pul işe yaramıyor. Sarı sarı ikine bakacaksın. Neden yaptım? Kafirler diyeceklerdi. Bizi geri gönder, bak ne güzel Müslüman olacağız. Kur'an'da ayet var böyle. Geçti borun pazarı. Dönüş yok arkadaş. Sen de buna inanansın. Evet, vade farkı şeydir. Evet, sonra akit anında fiyat belli olacak. Tamam, ben sonra bundan alıyorum. Ama bunun mevsimi Eylül ayında. Eylül ayındaki fiyat durumuna göre anlaşacağız. Yok, böyle satış olmaz. Mal belli olacak, fiyat belli olacak akit kurduğun anda. Bu satış da haram. Güz mevsim bu. O zaman şimdi alma. Şimdi satma o zaman. Böyle hem sattım diyor hem de fiyat o zaman. Böyle alışveriş olmaz. Evet, akit anında fiyat belli olmalı. Sonra mesela 70 liraya diyorsun buna. Ulan insafın kurusun ya. 70 liraya olur mu bu? Vallahi billahi ben bunu 60'a aldım. Halbuki 40'a almış. Yalan yere onu satmak için para kazanacak oradan.
Etme güzel kardeşim. Sen müminsin. İnandığı için söylüyorum. Gavura sözüm yok. O zaten toptan kaybetmiş. Hem Müslümansın hem de böyle 5-10 kuruş kazanmak için yaran yere yemin. Seni kim kurtaracak? Büyük günah. Daha büyüğü de var. Yahudi olayım, ben bunu 60'a aldım. Efendimiz öyle duyuruyor. Öyle buyuruyor. Aynen Yahudi olur diyor. 40'a almış, 70'e satabilmek için. Yahudi olayım, ben bunu 60'a aldım diyor, satabilmek için. Kafir olayım, 60'a aldım. Hakikaten öyle olur diyor. Fevve kemâ kâl. Efendimiz'in sözü bu. Böyle deme ya Allah. Yüksek söyle, indir aşağı. İlan etme fiyatı. Yüksek söyle, indir aşağıya, pazarlık et. Tamam. Her satış ayrı bir akittir. Bugün böyle, yarın böyle olabilir. Öyle mi? Fiyatlar da değişiyor. Enflasyonda aynı saatte, şu saatte şöyle, şu saatte. Böyle, dinde de böyle. Ama aynı akit sırasında, aynı meclis bozulmadan bir fiyatı ikiye, üçe katlayamazsın. Bu faizdir diyor. Fiyat belli olacak. Yemin etmeyeceksin yalan yere. Evet. Fel yetebevve mak'adehu minen nar. Peygamber sizi cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Böyle yalan yere yemin eden. 5-10 kuruş kazanacağım diye. Peygamber sözü bu. Men halefe bi milleti gayril İslam müteammiden kâziben fuhuve kemâ kâl. Evet. Buhari hadisi, Ebu Davud, Tirmizi, Müslüm hadisi. Böyle bir gavurun, Yahudiyim, gavurum diyerekten yalan yere yemin ederse fehüve kemâ kâl. Hakikaten Yahudi olur. Hakikaten kafir olur diyor peygamber. Sen de ona inanan adamsın. Güzel, mübarek insan. Maalesef bunlar çok söyleniyor. Böyle haramdan sakınmış, temiz. Evet. Allah ona merhamet etsin. Kurtarsın. Dua ediyor. Ama böyle olursa gelmesin yanıma. Evet efendim. Bir diğer, evet, para aldın, borç vermek var. Karşılıksız, karz-ı hasen, düşmeyen bir Allah. Bugün çok sıkışmışsın, sen de iyisin, anladın, din kardeşin, akraban filan filan olmasa bile, al kardeşim, ihtiyacın gör. Bana ne zaman vereceksin? 3 ay sonra vereceğim, eyvallah. Hiç karşılık beklemeden, ahirette kat kat yuzaifu, kat kat verir, namütenahi. O sıkıştığın günde bir müminin sıkıntısını giderin, Allah sıkıntısını giderir. Efendimizin sözü bu. Şimdi 3 ay geldi, verebileceksin. Ama 100.000 lira vermiş, 100.000 lira döndürdükçe katlanıyor ya. Adam, sen de ticareti biliyorsun ya. Adamın da mesela tüccar değil, bir emekli memur, parası orada vermiş, iyilik etmiş. Verebilecekken mesela 1 Nisan'da vereceğim demişin, geliyor 1 Nisan, işte oralı değilsin, kaybalıyorsun. Vadesinde borcu ödemedin mi? Öyle diyor Peygamberimiz. Sanki cebinden o parayı çalmışındır. Söyle, izin al, bir ayda müsaade eder misin? Eyvallah. Böyle değil, kayboluyor. Beni görüsü verecek çünkü vadesi gelmiş. Verme imkanı da var. Ödemedin mi sanki cebinden o parayı çalmışındır diyor güzel peygamberimiz. Bunlar çok oluyor şimdi. Etmeyin diyorum biz de. Şu parayla insan ahiretini satar mı? Böyle haramı kazanmayacaksın. Böyle, evet. Evet. Bir daha söylüyoruz. Cuma saatinde hutbe ve farz kılındığı saatte alışveriş meşru değildir Müslümanlara. Çünkü evet, öyle diyor Cenab-ı Hak. İza nudiye lis-salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah. Cuma ezanı okunduğu zaman cumaya acele koşun, hutbeyi dinleyin, zikrullah o. Hatip minberde şarkı mı söylüyor? Peygamber böyle buyurdu. Ayet celle böyle diye. Ayet hadis okumuyor mu? Zikrullah. Bunu dinleyin. Bundan dolayı hutbe dinlemek farzdır.
Hutbe sırasında Kur'an okuyor. Hamsofu okunmaz. Kanun böyle. Halbuki Kur'an okumak ne güzel. Ama hutbe sırasında kanun bu. Hutbe dinlemek farz. Kur'an okuyamazsın. Hutbe namazı sünnet geliyor. Kılamazsın. Hutbe sırasında çok 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 tesbih çekiyor. Yapamazsın. Evet. Hoca. Hocalar. Önce kendimize iğneyi batıracağım. Sonra size. Hutbe sırasında açmış şeyi. Bu telefonları. Oynuyor. Ne yapıyorsun lan dedim. Şimdi ben konuşsam hutbe okunuyor. Baktım oynayıp dur seninki. Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Sustum. Sonra dedim ne yaptın sen ya? Bir kulağım hutbede diyor. Ula bir kulağım hutbede olur mu lan? Konuşsam duymuyor ya. O kadar kendini kaptırmış ki. Bir de bana yalan söylüyor. Bir kulağım diyor hutbede diyor. Ola böyle kanun aykırı. Hutbe dinlemek farz. Sen oynuyorsun. Telefon oynuyorsun. Bilmem ne oynuyorsun. Cemaatte böyle. Hocası böyle olunca cemaat böyle olmuyor mu? Ama hoca böyle diye siz kurtulamazsınız. Kaybedersiniz. Cuma saatinde kapat dükkanı arkadaşım. Efendim ben diyorum hanımlar cuma farz değil hanımı bırakıyorum. Bu da kıyamet alameti. Aynı zamanda diyor karıla satışçı olacak diyor zaten peygamber. Böyle karı ellerin herifin önüne çıkarılır mı lan karı? Evde namusunu şunu bunu işi de o. Bir de herkese karını gösteriyorsun orada. Ahir zaman alameti şimdi o da var ya. Olsa bile cumaya gitmeyenleri teşvik etmiş oluyorsun. Bütün dükkanlar kapalı olsa mecburen gidecek. O da gavur değil ki. O da gidecek ama para kazanacağım diye. Gidiyor. Başkası kapatmışken şimdi daha çok kazanırım diye. Etme güzel kardeşim. Bunlar dinimizin kanunları. Bu benim fetvam değil. Cuma saatinde alışveriş meşru değildir. Hutbe ve farzı sırasında sünnetleri, tesbihleri demiyorum. Hutbe ve farz, iki rekat farz sırasında meşru değildir. Ayrıca aldatıcı reklam yaparak ticaret haramdır. Şimdi bir mal koyuyor vitrine, kalitesi görünüyor ama öyle bir ışıklandırıyor ki göz kamaştırıyor. Bakanı aldatıyor yani. Bu da aldatıcı reklamdır, haramdır. Adamı yanıltıyorsun çünkü. Kalitesini olduğu gibi söyle. Bu 5 lira, bu 7 lira, bu 10 lira. Neden? Görüyorsun işte kalitesi belli değil mi? Olabilir. Ama ışıklarını öyle yapıyor ki 5 liralık mal 10 lira gösteriyor ışıklarla. Bu da haramdır. Aldatıyorsun çünkü. Öteki yalan yere yemin etmek, yalan söylemek haram olduğu gibi aldatıcı reklamla yapmamalı. Evet, şimdi bunun fiyatı 15 lira. Getiriyor adam diyor ki 5 lira vereceğim abi. 10 tane var bende. Belli ki hırsız. 5 lira yok lan bundan. Sen bu işi piyasayı biliyorsun. Bunun fabrikasından alıyorsun sen. Hırsız oldun bildiğin halde alıyorsun. Haramdır. Biliyorsun yahu. 5 lira olur mu lan 15 liralık mal? Bunu da alıyorsun. Bana ne değil. Seninki de haramdır. Bilerek hırsızlık malı almamalı. Evet. Gelmiş. Anarşistler senden şundan alıyorlar. İşte dağın altına tünel yapmış. Bodrum katına bilmem ne yapmış. Oraya bundan lazım. Sen de piyasa durgun, satamıyorsun. Biliyorsun herifin terörist olduğunu, anarşist olduğunu. Satamazsın. Teröriste anarşiste mal satmak meşru değildir. Biliyorsun adamın terörist olduğunu, anarşist olduğunu. Birini öldürecek veya birisi havayı uçuracak, bir yakacak, yıkacak. Satamazsın, biliyorsan satamazsın. Evet, dilen değerli mal sayılmayan mal satılmamalı. Şarap satılamaz, içki satılamaz, esrar satılamaz, eroin satılamaz, morfin satılamaz. Ölmüş hayvan eti satılamaz. Yoldan koyun sürüsünü geçiriyor. O mübarekler de bir tane geçti mi hepsi birden hiç gözünü yuman geçerler. Koyun öyle. Koyun akıllı diyorsunuz ya siz. Kaçmış yolun öbür tarafına. Bütün sürüyü önleyemiyorsun geçiyor yalı. Trafikte böyle. Gelmiş dalmış otobüs, kamyon.
taksi sürüden 50 koyunu ezmiş geçmiş. Hepsi ezilmiş, ölmüş, kesilmemiş. Leştir, yenmez. 50 koyun hocam. Olur mu hocam? Onu hemen çabuk soyuyorlar. Hadi bakalım Anadolu'nun bir köyünde mesela. Kim bilecek İstanbullu? Alış kaç para? 40 lira, 30 lira vereceğim. Allah, koşa koşa alıyorlar. Bir şey olduğu belli. 40 lira et, 30 lira. Olur mu? 50 lira olur mu? Aha böyle ölü eti satmak da haramdır. Bu Müslümanla bunlar yakışmaz. Öbür tarafta acısı çıkacak. Onu söylüyoruz. Ölü hayvan eti satamazsın. Ava gidiyorsun. Bismillah attın. Hocam her seferinde Bismillah demeyi unutuyorum ama av sahasına girerken Bismillah eyvallah. Kurtarır vatanı. En güzel her attığını besmele demeyi ama attın kuşu vurdun. Av serbest mübah. Bir şey demiyorum. Vurdun paspas düşüyor yere. Birden canı çıkmıyor ki. Değil mi? Yaraladın. Otur gari. İki yak bakalım sigarayı yak. Ne olsa kaçamayacak. Vurdu ya. Bir baktın ölmüş. Leştir yenmez. Vurdu hemen koşacaksın. Sen varıncaya kadar ölmüş. Helal olsun ye. Ama baktın hala çırpınıyor. Hemen bıçağı keseceksin. Avın şartları var arkadaş. Atır ne olsa kaçamaz. Ben vurdum ya. Leştir yiyemezsin arkadaşım. Dersi yiyemezsin. Evet. Av köpeği caiz. Aslında köpek beslemek yanlış. Av köpeği, tarla köpeği, işte polisler buluyor esrarı. Eyvallah hiç sözümüz yok. Böyle insan emeği geçen köpekleri alıp satabilirsiniz. Bunun dışında köpek satılmaz, kedi de satılmaz. Meşru mal değil çünkü. Evet, bunlar için avluda durduracaksınız. Evinizin içine durarsanız rahmet melekleri girmez. Karıyla kavga edersiniz. Oğlan size itiraz eder. Dır dır eksiği olmaz. Zır zır eksiği olmaz. Rahmet, bereket melekleri gelmez diyor Peygamberimiz. Cibril diyor biz girmeyiz böyle eve diyor. Peygamberimiz evine bile girmemiş. Yer oda olduğu için açık bırakmışlar. Sedirin altına köpek yavrusu girmiş. Oraya kıvrılmış. Cebrail gelmiyor. Müşrikler diyorlar ki Muhammed seninki seni unuttu. Seninki dedikler Allah. Allah'tan ayet geldi diye söylemiyor mu? Gelmemiş Cibril. Efendimiz üzüntüsünden çıkmış evden. Dağlara gitmiş üzüntüsünü dağıtmak için. Gidince evde temizlik yapmışlar. Bir bakmışlar ki sedirin altında köpek yavrusu. Hemen atmışlar. Dönmüş gelmiş. Cebrail kapıya gelmiş. Neredeydin kardeş demiş. Sen gelmedin diye beni böyle lafa tuttular. Hep eğlendiler. Öyle diyor. Biz melekler topluluğu köpek olan, heykel olan eve girmeyiz. Varsa kuş heykeli, insan heykeli, hayvan heykeli evinde bulundurma arkadaş. Çocuk oynasın diye almışsan gece ört. Sandığın içine koy. Meydandaysa rahmet, bereket melekleri gelmez. O gece ölürsen, rahmet, bereket melekleri gelmezse senin için ne olacak arkadaş? Evimizde heykel varsa lütfen atın. İnsan heykeli, hayvan heykeli, ne heykeli olursa olsun. Hocam ben avcıyım ya, olur mu hocam ya? İyi tamam, keklik heykelleri doldurmuş. Tavşan heykeli. Olmaz be Ali, olmaz be Hasan. Bu benim fetvam değil, dinin kuralı bu. Heykel olan yere rahmet, bereket melekleri gelmez güzelim. Etme böyle. Sen Müslümansın, gavura bir sözüm yok. Evet efendim, bunları... Niye hocam biz karıyla geçinemiyoruz? Evimizde bizim her şeyimiz var ama dır dır zırı. Aha bunlardan kardeşim. Bu kurallara uymazsanız evde dır dır zırı eksik olmaz. Evet efendim. Kan satılmaz. Kan bağışlayabilirsiniz. Kan vermek iyidir. İmam-ı Azam fetva veriyor. Organa değil, böbreğe, kalbe değil. Bulamıyorum ben yerini. Neden? Kan çünkü 21 gün sonra değişiyormuş. Devamlı kalmıyor ama böbreği taktılar mı? Onunla gidiyorsun öbür tarafa. Kalbi taktı öbürü gidiyorsun. Yarın hesap görülecek. Senin kalbin nerede? Öyle değil mi? Ya İmam-ı Azam bunlar hep görmüş. Kan değiştiğini görmüş adam. Tıp profesörü değil. Kana cevaz veriyor. Ama insan parayla satılmaz. Parçası da parayla satılmaz.
Onun için kanı satamazsınız. Kızıyla ya da diğerlerini de parayla veremezsiniz. Haramdır. Kazanç haramdır. Hibe et iyidir. Çok iyidir. Ama organlara demiyorum. Domuz eti, put ticareti. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz ayda bir. Hacı Bayram'da konuşuyoruz böyle. Havaalanından giderken Allah böyle muazzam bir araziye hep böyle kuş heykeli, hayvan heykeli, her türlü hayvanın heykeli var orada. Güzel kardeşim, haramdır. Heykel parası haramdır. Din de böyledir. Bunlar burada da var tabii, hep orada değil. Aklıma geldi. İstanbul'da da var, şurada da var, burada var. Güzel kardeşim, adın Ali, yani Müslümansın. Cuma'ya geleceksin, namaz kılacaksın, boşuna kürek çekiyorsun. Bir taraftan kazanıyorsun, bir taraftan cebinden düşürüp gidiyorsun. Elinde ne kalmış? Hiçbir şey yok. Ben namaza gittim, gittin ama öbür taraftan böyle yaptın. Haram yerle, haramla çoluk çocuğun hesabını vereceksin. O çocukla davacı olacak senden. Babamız bildirdi bunu diye. Evet, yalnız kendine de değil. Evet, öyle diyor. Put ticareti haramdır. Buyurun efendim, bu sözleri, efendim hadisi bu. İnna Allah ve Resulühü harrama bey'a el-hamri vel-meyteti vel-hınziri vel-asnami. Allah ve onun Resulü Muhammed Mustafa içki satışını, ölü satışını, domuz satışını, put satışını haram kılmıştır. Köpek parası haramdır. Ama emek yapıyor, öğretiyor köpeği, o caiz. O caiz, insan emeği geçtiği için. Kedi parayla satılmaz, pistir, eti yenmez. Ama öğretmişin kediyi, hiç yemiyor, içmiyor. Sadece akrep yakalıyor, yılan yakalıyor, fare yakalıyor. Öyle öğretmişin. İnsan emeği geçmiş, ona bir şey demiyorum. İnsan emeği geçmiş olan köpek alınır satılabilir ama evinize sokmayacaksınız. Kedi değil, kedi beslemek sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman adına bir sahabi, hiç evlenmemiş, peygamberin sözünü kaçırırım diye. Onun dizinin dibinden ayrılmamış. 40 yaşına gelmiş, evlenmemiş. Evlenirsem çoluk çocuğu geçindireceğim diye, dükkan açacağım, peygamberi dinleyemeyeceğim diye. Ama insanoğlu adı üzere üns, insanlarla merhaba demeden duramaz. Alıvere yaratmış. Sokağa çıkmış, canı sıkılmış. Mescidin arkasında, sofada bir bekar ya. Millet ekmek verirse gelip yiyor. Devamlı peygamberin talebesi. Efendimiz gece evine gidince o da çıkmış sokağa. Kedi yavrusu bulmuş. Onunla oynuyor. İnsanın buna ihtiyacı var. Koca 40 yaşında adam. Peygamber de sokağın başında görülmüş mü? O kediyle oynarken. Peygamber oynayınca utanmış. 40 yaşında adam kediyle mi oynar ya? Şuraya sokmuş kediyi. Böyle durmuş. O da Büngül demiş burada. Abdurrahman demiş, o ne? Kedi ya Resulullah demiş. Kıpkırmızı olmuş. Koca adam kediyle oynuyor ya, utanmış. Ya Ebahir gülerek demiş ki, kedileri seven adam kötü olsaydı atın derdi değil mi? Güldüğü için, tebessüm ettiği için, tasvip ettiği için haram değil beslemek, sevmek kediyi. Sünnet. Evde de besleyebilirsiniz. Eve beslemeyi müsaade edince öğretin dedim ama öğretince hakikaten biliyorlar. Fakat öğretmediyseniz gider tencereyi kapatacaksın akşamları. Yemeğin ağzını kapattın diyor peygamberimiz. Yemeğin suyun ağzını kapadın. Böce börtü girer, kedi var evde. Su içer, hepsini içemez artırır. Çorbadan içer, artırır. Kedi artığı haram değildir, mekruhtur. Çünkü eve girmesine izin verdi peygamberimiz. Haram demesi lazım, eti haram çünkü. Ama eve girme izin verdiği için şeriatta, dinde kedi artığı mekruhtur. İyi değil ama haram da değil. Köpek artığı haram. Köpek şey, evet efendim. Kedi besleyebilirsiniz. Evet, fuhuş, falcılık, kahinlik, bunların parası haramdır. Evet, bu da hadis. Nehe an semeril kelbi ve meh bagi. Evet, köpek parasını Allah Resulü yasakladı.
Buhari hadisidir efendim. Kahinin parası. Yolda gidiyorsunuz, oturmuş kenarına bir kadın, bir erkek. Falınıza bakarım, istikbalinize bakarım, ekrem, işkertiler çok ya bir sürü. Ali gel lan, şimdi azıcık dalga geçelim. Şeytan gibi kadın, şeytan gibi erkek. Karşına gelen adam hemen anlıyor nasıl hayat sürdüğünü. Sayıyor, dalga geçmeye gittiler ya. Sen şöyle ol diyesin, böyle ol diyesin, böyle ol diyesin, böyle ol diyesin. Bir tanesini tutturuyor. 99 yalan söylüyor bir tane. Ali gördün mü bildiler. Evet. İstikbali, geleceği ancak Allah bilir. Ayet efendim. La ya'lemul gaybe illallah. Kur'an böyle. Sen de Kur'an'a inandım dedin. Bir falcı yarın şöyle olacak. Bildiler Ali gördün mü? Evet, şaka yapmaya gittin, imanını sattın arkadaş. Kahine, falcıya inanan, Allah'ın indirdiği Kur'an'a inkar etmiş olur diyor. Peygamber'in sözü efendim. Aynen böyle işte. Şimdi söyledim bu. Böyle şakası yok bu işlerin. Bunları bileceksin, ona göre adım atacaksın. Kumar, kazanç, evet, kumar kazancı haram. Rüşvet, memura rüşvet hediye verilmez beyefendi. Ama amcaoğlusunuz, eskiden beri birbirine hediyeleşiyorsunuz. Memur olmadan da hediyeleşiyorsunuz. Memur, ona bir şey demiyorum. Ama ne akrabasınız, ne arkadaşsınız. Bizim komşuya kiracı geldi, memur, yarın işin düşecek. Bir işi çözerse, aha bu memura hediye verilemez, haramdır. Ne için veriyorsun? Ya bir şey düşerse bu haramdır. Memura hediye verilmez. Evet. Memurun da alması haram, vermek de haram. Evet. Mesela şimdi çıkıyor, kalp para basıyorlar, sahte para basıyorlar. Kalp para olduğunu biliyorsun. Sahte para olduğunu biliyorsun. Bunu aldıktan sonra başkasına veremezsin. Anladıktan sonra hemen polis teslim edeceğiz. Alırken farkına varmadın, sonra bir baktın ulan öteki paralarda bir yerlerde bir farklılık var. Hemen polise, başkasına veremezsin, borcunu ödeyemezsin, haramdır. Haramdır. Evet efendim, sahte para kullanmak haramdır. Faizcilik de yapmayacaksın. Bunlara göre dikkat edip helal para kazanana Allah merhamet etsin. Çoluk çocuğuna ifrattan tefritten sakınarak, cimrilik etmeyerek, israf etmeyerek, evet, sofrada yemek yiyorsunuz. Lütfen tabakta artırmayın. Yiyeceğiniz kadar koyun. Tabak arttı, çöpe atmayın lütfen. Onu bir daha yiyin. Müminin artığı şifadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su istermiş, yanındakine birazını içti bana ver dermiş. Müminin artığı şifadır diye. Bir daha ye yani, onu söylüyorum. Ama şimdi Anadolu'da tabağını sıyırdın mı? Vay görgüsüz vay, ne kadar açmış. Çayın dibinde mutlaka bırakıyorsunuz. Yarım parmak, bir parmak. Etmeyin, eylemeyin. O yalvarıyor size. Buhari hadisidir. Beni şeytana vermeyin. Lütfen için yiyin diye. Ama anlamıyorsun dilinden. Çünkü o çayı götürüyor kahveci, ne yapıyor? Lavaboya döküyor. Lavama gidiyor. Yemek artığını da otelde döküyorlar. Böyle oteldeyiz. 5 yıldızlı otel. Alıyor bedava ya, açık büfe diyorsunuz siz. Alıyor. Bir lokma alıyor. Götürüyor bunu, döküyor. Ben de seyrediyorum. Haç'ta, Medine'de, Münevvere'de. Dedim ki, dakika, teala, bir dakika gel. Dedim, israf haram. Kulu veşrebu ve la tüsrifu innehu la yubbul müsrifin. Ayet okudum, hadis okudum. Dedim, bunlar alıyor, siz de bunları götürüp çöpe döküyorlar. Gözünü görüyorum. Hacı dedi, bak orada iki adam var dedi. Evet dedim. Eğer ben o artan gelen yemekleri çöpe atmazsam benim yıldızımız çökecek bunlar dedi. Ona bir kontrole gelmişler. Uluslararası kural bu. Ama Müslümanlıkta bu yok.
artırını çöpe dökerseniz le in şekertüm le ezidenneküm ve in kefertüm, nankörlük ederseniz Allah sizi aratır. Bugün İstanbul'un çöpü Sudan milletini doyuracak kadar rakamla sabit. Ne biçim Müslümansın sen? Çöpe atıyorsun yemin artığını, ekmek artığını. Yiyeceğin kadar al Müslüman. Bunu çöpe atma. Hayvana ver. Fakir fukaraya ver. Ama kanun var. O gavurun kanunu. Uyma sen ona. Sen de yiyeceğin kadar al. Ne olsa ben bunun parasını verdim diye. Alıyor, alıyor, alıyor. Bir forma alıyor, atıyor. Vallahi hesap soracak Allah. Nimeti, eğer nimeti şükrederseniz daha çok vereceğim. Vallahi de yemin ediyor bak. Le ezidenneküm, yemin. Ne demek? Elhamdülillah şükürdür ama esas şükür nimetin kadrini bilmektir. Çöpe atmak nimeti horlamaktır. Onun için şu kadar maaş alıyoruz, yetmiyor. Yetmez. Bereketi olmaz. Çünkü nimeti çöpe atıyorsun sen. Yetiremezsin maaşı. Çok kazansan da o evde şey olmaz, huzur olmaz. Kıldığın namazın tadını da bulamazsın. Her şey ezbere olur. Lütfen yemekleri, ekmek artıklarını çöpe atmayın. Memleketimizin Müslümanları, insanlığı düşünün. Siz yemeyecekseniz hayvana verin, kediye verin, fakir fukarayı verin. Lütfen. Evet, şimdi hanımefendi evi temizliyor. Sofrada oturuyoruz. Çocuk düşürüyor. Çocuk almaya çalışıyor. At at. Demeyin. Öyle demeyin. Atılır mı lan o? Peygamber de diyor ki yere düşen lokmanızı üstündeki o şeyi giderin diyor. Besmele çekip yiyin. Hocam ne yapsan çıkmıyor. Yerde pis. Siz yemeyin ama çöpe atmayın. Kediye verin. Kedi temiz pis diyor mu? Köpek temiz pis diyor mu? Karıncalara verin ya. Ama çöpe atmayın. Bereketsizlik sebebidir. Maaşınız yetmez. Namazın tadını duyamazsınız. Evet, bunlar güzel peygamberimizin bize şeyleridir. Böyle bunlara uyarsanız Allah bunlara rahmet etsin. Zafer ihsan etsin. Tuttukları altın olsun diyor güzel peygamberimiz. Rahimallahu abden kânet li ahîhi mazlume. Şu kimseye de Allah, şu hadisi okuyalım. Şu kimseye de Allah merhamet etsin. Konuştunuz. Vaktiyle dini hükümlere pek aldırmıyordunuz. Yalan söyledin, ticaret yaptın. Şu yaptın, bu yaptın. Kendine geldin. Gideceksin. Ula bir zaman şu karı var ya, komşu karı. Ne fındık kırıyor, ne ceviz kırıyor falan. Karı hakkında böyle konuştum. Elle kırıştırıyor dedin. Diyebilirsin yüzüne. Dayağı yersin. Kurşunu yersin. Dedin ama. Bunlar çok deniyor. Kahvede akşama kadar ne konuşuyor millet? Gerçek konuştuğum için biraz daha uzatsam yeter hoca diyeceksiniz. Kahvede maksimumda oturuyor. Bunlar konuşuluyor. Şeytan dağlı getiriyor. Kendine geldin. Bunlar haram. Ölü eti yemek. Kendine geldin. Ali, ben senin karına böyle böyle demiştim. Nasıl diyeceksin lan? Vurur herif seni ya. Helallaşacaksın diyor. Arkadaş kusura bakma, ben kendim bilmezken senin hakkında, karın hakkında, çoluk çocuğun hakkında kimle konuştuysan kötülük lafları etmişimdir. Etmişimdir. Hakkın helal et be kardeşim be. Ben yanlışlık yaptım. Helallaş. Aha böyle helallaş. Veya çaldın, aldın parasını, yalan söyledin bir şeyler. Arkadaş al paranı, helallaşalım. Evet, şimdi her zaman anlatıyorum. Arkadaş İngiltere'ye mal ihraç ediyor. Gavuru yalan söylemiş, kazıklamış. Bunları duydu. Bul lan dedim, git. Arif gavuru öldüyse çocuklarını bul, mirasçılarını. Onlarla helallaş. Gitmiş bulamamış. Verilen paralar dedim. Paraları aldım ondan.
bir bizim kasabanın suyu, 1000 kişilik medresemiz var, bozulmuş, eski. Ha, onun ta başından güzel o graderlere kazdırdım. Yeniden boru düşettim o parayla. 5 çeşme indiriverdim. Şimdi hep onu yazıyorlar sevap. Sevap harman yapacak. Gavur da hakkını alacak tabii. Ama bu harman olmasa açıktan sevabından alacak. Öyle diyor peygamber. Eğer sevabı yoksa diyor bunun günahı buna yüklenir diyor. Orada ödeşilecek kul hakkı. Ha bunları düşündün, helalleştin, helalleştin. Buna diyor Allah bu kullarını rahmet etsin. Müminin ırzı, malı konusunda onun hakkını yemiş, helal dilemiş. Fece'e feslehallehu kable en yukaze ve leyse temme dinar ve la dirhem. Altını gümüşün sökmediği yerde zor durumda kalmadan gitmiş helalleşmiş. Ve imkânet lehu hasenat uhuze min hasenati. İyiliğin varsa helallaşamadan gitmişsen hak sahibi alacak senden, iyiliklerinden alacaklar, sana verecekler borcuna karşılık öbür tarafta. Eğer iyiliği varsa ve illem yekün hasenat, yok hocam ya, adam kör kütük gitmiş. Evet Müslüman ama iyiliği de yok. Yoksa hummilu aleyhi min seyyiatihim, alacaklı olanın günahı sana yüklenir. Peygamber sözü bu beyefendi. Onunla yüklenince ne diyor bak arkasından? E tabi günahı ağır gelince yallah ila cehenneme zümera. Cehennem Allah korusun. Bu durumları düşünerek helalleşeceksiniz. Şimdi kendinize geldiniz. Bir daha böyle şeylere bulaşmayacaksınız. Allah yarattığı kulu aşk olmaz. Bana düşeni yaptım. Bak dükkana geldim. Koşturuyorum. Allah bir yerde bir kapı açacak imtihan ettikten sonra. Acımdan ölsem haram yemeyeceğim. Deyiverin kazanırsınız. Mutlaka bir yerden kalır. Bir arkadaşımız böyle her türlü şeyi karıştırmış. Büyük tüccar. Elhamdülillah bizi buldu. Bunları dinledi. Gelmiş eve. Vallahi billahi acı olsam da demiş. Bir daha faizle iş yapmayacağım. Demiş. Don gömlek kalmış. Yeminde duracağım. Evet. Sonra o kazandıktan sonra bak imtihan ediyor ya Allah. Beleş yok. Hakikaten doğum gömlek kalmış. Bütün herkes yok bazılarına bak. Müşteriler bir bir bitmiş. Faize iş yapmıyor. Ama fabrikaya gitmiş demiş ki bana şu kadar mal. Niye? Genel müdür. Sen eskiden çok mal alıyordun. Ama faizden bankadan para alıyordu. Ona göre çok mal alıyordu. Ben demiş faizli iş yapmamaya söz verdim, yemin ettim. Yapmayacağım. Bu kadar param var. Biz demiş öyle çılık çırpı şeyle uğraşmayız. Hadi artık demiş genel müdür. Yönetim kurulu toplanmış. Demişler şu adam nerede ya? Ya efendim böyle böyle geldi. Faiz yemeyecekmiş. Ufacık bir şey almaya geldi. Ben de koca fabrikayız biz dedim. Böyle ufak bir şeyle uğraşmayız. Kovdum demiş. Demişler ki yönetim biz seni buraya müşteri kov diye gelmedik demişler. Adam ne derse vereceksin. Eski müşterimiz o bizim ya. Yıllardan beri. Tekrar vermeye başlamışlar. Tekrar köşeyi döndü arkadaş. Allah önünü açtı. Daha çok zengin oldu. Ama bir o don gömlek kalsam da diye yemin etti. Bu imtihanı kazanacaksınız. Evet bu böyle. İşte öbür tarafta düşünerek böyle yapanlara Allah rahmet etsin. Merhamet etsin diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber biz. Elem neşrah leke suresi. 11'er İhlas suresi besmele ile beraber biz.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife Allahümme salli aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي dersimizi, okuduğumuz süveri celiliği kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab, ötbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-ı kudsilerine, bil cümle ahirete irtihar eden mü'min mü'minat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyan Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz ervahıyla beraber, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulha, şüheda, müminat, tüm şüheda ve kuzatın ervahını hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ve ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalden bol, istikamet üzere yaşayan salih kullarından olmayı bize nasip eyle, akıbetimizde hayr eyle. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i bize hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan-ı Şerif'e sıhhat, afiyet, iman üzere yetiştir. Ramazan'da da tüm günahlarından arınarak Ramazan tamamlamayı bizlere ümmet-i Muhammed'e nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.